Evet. Şu an canlı yayına geçtik. İyi akşamlar değerli izleyiciler, değerli takipçilerimiz. Bugün Nedir TV'nin Developer Tube yayınlarının ikincisini, misafir yayıncıyla olan ikincisini yapıyoruz. Bu sefer ben sunacağım inşallah. Konuk olarak da çok değerli bir konuğum var ama önce kendimi tanıtayım. Daha önce çeşitli seminerlerde ve hem Nedir TV'nin hem de DevNote'un programlarında beraber olduk. Adım Muhammed Tahiroğlu. Bir bankada framework yazılım geliştiricisi ve takım lideri olarak çalışıyorum. 12 yıllık sektör deneyimim var. Kocaeli Üniversitesi'nden mezunum. Bunun dışında söyleyebileceğim tahiroğlu.com adresinde makaleler yazıyorum. Daha çok sektörle ilgili. Dev Mucit'te Twitter adresim, takip etmek isterseniz. Ve konuğumla hemen başlamak istiyorum. Onu tanıtayım sizlere. İsmi Burak Coşkun. Ve nereden geldi, ne iş yaptığını kendisinden dinleyelim. Buyurun Burak Bey. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Muhammed Bey. İyi akşamlar. Burak Coşkun ismim, söylediğiniz üzere. Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum ben. Aynı üniversitede İngilizce İşletme yüksek lisansımı tamamladım. 2004'ten bu yana sektörde yazılım test uzmanı olarak başlayıp yazılım test yöneticisi olarak devam ettiğim bir serüvenim var. Bu bağlamda sorularınızı ve söyleyeceklerinizi dinlemek için hazırım ben de. Evet, teşekkür ediyoruz. Seninle de yollarımız bir zaman kesişti Burak. Ondan da bahsedelim. Toplam 2 sene miydi? Bir buçuk iki sene arası herhalde. Ortalama 1,5 sene kadar evet. Evet, beraber çalışma Beraber fırsatı çalışma bulduk. fırsatı bulduk. Evet, Burak'ı da o yüzden iş olarak da tanıyorum. Aynı zamanda sosyal hayatta da beraberliklerimiz var, beraber programlarımız var. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Ama sektörde de İnsan. önemli bir görev üstlendiği için ve bu da programımızın konseptine çok uygun olduğu için kendisiyle bu programı gerçekleştirdik. Tabii konu olarak başlıktan görmüşsünüzdür. Test. Yani asıl burada konumuz test. Yazılımın Türkiye'de çok ilgi görmeyen, hak ettiği ilgi görmeyen bir alanı. Yavaş yavaş aslında bir kıpırdama var dünyadaki canlanmaya paralel olarak. Agile manifestonun da önemli parçalarından birisidir test zaten. Yani ne kadar agile'ız, ne kadar scrum'ız, ne kadar kaliteye dikkat ediyoruz deyince mutlaka bir ayağı işin teste geliyor. Ben ilk soruyu şöyle başlamak istiyorum. Test, yazılım geliştirme hayatımızın neresinde olmalı? Yani bu konuda bir profesyonel olarak, test profesyonel olarak bize bir perspektif açabilir misin? Biz yazılım geliştirici olarak veya bir sektörde SDLC'yi göz önüne aldığımızda testi nasıl konumlandırmalıyız? Buraya böyle bir girelim istersen. Şöyle başlayalım. Aslında dünyada test 1980'li yıllardan bu yana konuşulmaya başladı. Fakat ne yazık ki bize halen etkisi beklendiği gibi değil. Senin de bileceğin üzere yani yazılım dünyasında aslında çok önemli bir yeri var. Evet. Sadece yazılımda yani yazılımın içerisinde değil aslında SDLC sürecinin end-to-end her noktasında yer alması gereken bir süreç olduğuna inanıyorum ben. Keza aslında yazılım test dendiği zaman akla sadece kodun testi değil, analizin, tasarımın, kodun hatta canlıdaki, production'daki kodun da testini düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla uçtan uca bir testten bahsediyoruz. Fakat evet günümüzde özellikle Türkiye'de son 10 yıldır kendini göstermeye başladı. Umuyorum ki bu önümüzdeki 10 yıl biraz daha gelişecek, bir maturity seviyeye ulaşacak. O günleri görmek istiyorum ben de. Ama şu anda genel olarak test departmanları daha olgunlaşmış, kurumsallaşmış, bu işe bütçe ayırabilen şirketler tarafından oluşturuluyor. Daha küçük yazılım evlerinde ve daha kapsamı dar
yazılım konsepti güden işlerde teste çok fazla önem verilmiyor. Daha çok development'ın bilim testleriyle ya da analiz ekiplerinin katkılarıyla bu süreçler biraz geçiştiriliyor. Evet. Ama gün geldi ki artık görüldü bunun önemi. Çünkü testten anladığımız aslında sadece dediğim gibi yazılımın değil kalitenin aslında oluşması. Müşteri ihtiyaçlarının, müşteri odaklılığının arttığı bir dönemdeyiz. Artık her şey zaman ve parayla ölçülüyor. Dolayısıyla time to market dediğimiz konseptin önemi büyüyor. Bankacılıkta olsun, telekomünikasyon sektöründe olsun, savunma sanayinde olsun. Bunların hepsinde artık test departmanları, test ekipleri ve test uzmanları yer bulmaya başladı. Ve gelişerek artacağına inanıyorum ben. Bu yüzden önemli buluyorum. Evet, buradan hemen erken olabilir ama yine de girelim yeri gelmişken kariyer olanaklarına. Ben hatırladığım kadarıyla sen bizim kurumda çalıştığında sadece testle ilgilenen bir kaynak olarak ilk defa bir kaynak almıştık. Yani bu da sendin. Evet. Bankadayken ilk testçisi bendim aslında bankada. Evet, yani hatta herkes sana şaşırıyor. Ne yaptığımı soruyorlar. Evet, evet. Yani sen ne iş yaparsın? Abi ben test yaparım dediğinde çok aslında insanların garibine giden bir durum vardı. Sene evet. Olarak 2007 miydi? 2008 miydi? 2007. Evet. Yani böyle bir şey için çok erken bir zamanda aslında üzerinde sadece test yükü olan tabii bu yurt dışındaki şirketleri kastetmiyoruz. Onlar da zaten böyle ekipler çok olgunlaşmış durumda ama Türkiye'de böyle bir şey vardı. Yani sadece test işi yapan insana acaba yani başka bir iş yapıyor da ek işi test mi? Yani senin asıl işin ne gibi ikinci bir soru gelebilirdi. Evet. Sen de bu işe çok erken başlamıştın. Zaten o zamanlar için önemli bir kariyer tercihiydi. Yani teste geçmek, hani bunu öngörerek geçmek gerekiyor bu gidişatı. Ama şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz ki bir mühendisin kariyer planı testle başlayabilir. Test mühendisliğiyle başlayabilir değil mi? Yani şimdi, kariyerde ne noktadayız kariyer planında? Benim dönemimde özellikle şanssızlığımız şuydu. Üniversitelerde seçebileceğiniz iki ana dal vardı aslında. Software ya da hardware. Evet, genel hardware, zaten öyle. Genel mantalite buydu. Software seçen sayısı çok olurdu. İşte yazılım yaparlar, o zaman .NET'ler vesaire, işte C++'lar. Fakat şimdi işler değişti. Şimdi üniversitelerin yani o dönemde bizim yurt dışında takip ettiğimiz makaleler, yurt dışında takip ettiğimiz online dersler artık şu anda üniversitelerin seçmeli derslerine girdi. Ben inanıyorum ki yakın zamanda ana derslere de girecek. Çünkü birkaç üniversitede ben özellikle bu konuyu dile getirmiştim. Bu konunun önemini sadece yazılımdan ibaret olmadığını, bu kaliteyi denetleyecek bir ekibin, bilir kişinin en azından kurumlarda yer alması gerektiğini. Zaten üniversitelerin artık biliyorsunuz özel üniversitelerin artmasıyla beraber yurt dışından transfer edilen hocaların sayısı da arttı. Artık dünya 10 sene önceki, 15 sene önceki gibi değil. Türkiye'de öyle değil ve globalleştikçe işte internetin gelişimi de buna tabii paralel olarak etkisi var. Yurt dışından da hocalar transfer oldukça bu iş biraz daha artık açıldı. Ve dediğim gibi üniversitelerde bununla ilgili dersler var, seçmeli dersler var. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Biz kendi araştırmalarımızla ya da kendi tercihimizle. O dönemde bu arada riskti. Yani dediğin gibi insanlar ne yaptığımızı bilmiyorlardı. Belki biz bile o dönemde nasıl yapılacağını bilmeden aslında daha bunu zaman içerisinde öğrene öğrene bu durumlara geldik. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık outsource firmalarından tutun da şirketlerin kendi bünyelerinde özel bütçeler ayırdığı departmanlar oluşturuluyor testle ilgili. Ve bugün çok rahat bir yazılım mühendisinin ki zaten şu anda benim çalıştığım firma dahil etrafımda gördüğüm tüm firmalarda bir kere yazılım test mühendisi aranıyor. Evet. Bu çok önemli bir konu. Bu şu demek, yani ben ya bilgisayar mühendisi alacağım işe, işte ya eğer telkodaysam elektronik haberleşme mühendisi arıyorumdur. Yani bir mühendislik dışı bir bölümden çok fazla biz arayış içerisinde girmiyoruz.
o konuyla ilgili kendini yetiştirmiş olabilir. O ayrı bir konu. Ama normal şartlarda bu işe başlaması için gerçekten bir mühendis ihtiyacı bizim için en önemli kriter. Dolayısıyla kariyer yolu açık. Yeni bir sektör. Dediğim gibi henüz maturity seviyeye ulaşmadı. Buradan arkadaşların bence ilerleyebileceği çok fazla, kat edebileceği çok fazla yol var. Artı sektörde bu işle uğraşan firmalardan bahsedelim isterseniz kısaca hemen. Bu tabii şu firmadan kastım şu değil. Yani bu işin outsourcing'ini yapanlardan bahsetmiyorum. Yazılım test ile ilgili işte tool'lar, geliştirilmiş birçok uygulamalar var. Bu firmalardan bahsediyorum. Bu firmalar da bu işe yatırım yapıyorlar artık. Bu firmaların kendi bünyelerinde de zaten yazılım testçileri var. Dolayısıyla bence gayet önü açık, parlak bir alan. Kariyer olarak düşünülebilecek bir alan. Evet, şimdi geçmişe gidersek biraz biz yani yazılım test mühendisi diye bir kavramın daha oluşmadığı veya bunu hiç duymadığımız zamanlarda testi hep şöyle uyguladık veya hayal ettik. Fonksiyonel test, yani çok sınırlı şu anda sizin kullandığınız veya uyguladığınız şeyin çok sınırlı bir alanı fonksiyonel test. Hatta yani bir yazılımcı için test bundan ibaretti o zamanlar ve bunu hep küçük görme, yani sonuçta yapılacak iş fonksiyonu test etmek. Ya bunu zaten yazılımın maliyetlerine baktığınızda analizi, işte bunun geliştirmesi vesaire, deployment falan, o çok küçük bir adım olarak hep düşünüldü ve hatta buna belki o şeylerde, VBS'lerde biliyorsunuz hani kategorizasyonlarda vesaire hep sınırlı bir zaman ayırmaya yönelildi. Ve o yüzden de gerçekten testle uğraşan insanlara hani bu işin çok ciddiyeti anlaşılmadı onlara bakıldığında. Sen de geldiğinde zaten biz o zaman da anlamamıştık bu işin ciddi olduğunu. Biz ne zaman anladık? Ben kendi adıma söyleyeyim. Biz bir ürün çıkartıyorduk o zamanlar ve bu ürünü sen test ettin. Biz o güne kadar bir testten elde edebileceğimiz bulgunun zirvesini gördük. Yani o testte. Çünkü senin testin mesela daha önceki bizim karşılaştığımız veya kendi kendimize uyguladığımız testlere göre ona coverage veya kapsam diyelim, fonksiyonel olarak bile olsa yaptığın testlerin çok büyük bir kapsamdaydı. Ben bunu şuna bağlıyorum, yani genelde başarılar da buna bağlıdır. Bir alan eğer derinleşmeyi ve odaklanmayı gerektiriyorsa o alanda mutlaka bunu yapmalıyız başarı için. Ve geldiğimiz noktada da bu kadar büyümüş bir yazılım endüstrisinde bir yazılımın kalite kontrolü öyle yabana atılmayacak, yabana atılabilecek bir şey değil ve gerçekten o alana özel, o branşa özel bir ekip, kişi bile olabilir. Bu noktada sen bir kişiydin bizim için, tek bir kişiydin ve çok ciddi test yapıyordun. Bir ekip, bu şeyin, işletmenin veya ürünlerin, üretimin büyüklüğüne göre mutlaka istihdam edilmeli ve dediğim gibi bu profesyonel olarak işe alınmalı. Bu insanlar işe alınmalı. Buradan şeye geçiyoruz. Bu işin profesyonelliği nedir? Yani ben yazılım test mühendisinde neleri beklerim? Mesela bu alanda başvuruyor olsam arayan şirketlere benden isteyebilecekleri muhtemel şeyler ne olabilir? Senden bu noktada biraz. Yani istek önemli benim için. Ben analitik zeka, işte program hafızası vesaire bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar zaten var olan beyaz özellikler. Klasik mühendislik gereksinimleri. Aynen öyle. Bu mühendislik gereksinimleri zaten olmalı. Bunları yok sayamayız. Fakat bu konudaki dediğim gibi isteği çok önemli. Hatırlarsan gerçekten benim için zordu o dönemler. Çünkü tektim ve etrafımda sizin gibi böyle 75 tane bu işin duayeni yazılımcıya yazılım testinin ne olduğunu anlatmak mı gerekiyordu, yoksa bunu gerçekten yaparak size göstermem mi gerekiyordu? Ben anlatmayı bıraktım, yaparak göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince tabii. Bunun için istek gerekiyor dediğim gibi. Ama uzmanlaşmak şudur. Yazılımın en başında aslında bu iş başlar. Konuşmamın başında da söyledim. Business case'ler, yani bu işin business'ının hakim olması ta analiz aşamasından başlıyor. Dolayısıyla bir uygulamanın ya da ne bileyim bir parça kodun, hiç önemli değil, testinin profesyonelce yapılabilmesi, bu işin hakkıyla yapılabilmesi için
bu işin özüne inmek lazım. Bu işin business'ını bilmek lazım. Daha sonra bu işin mühendislik tarafı işin içine giriyor. Bu o da artık kişinin mühendislik skill'lerine kalmış. Farklı tool'lar kullanabilir. Kendi coding tecrübesini kullanabilir. Küçük script'ler yazarak bu kod üzerinde işte yük bindirebilir. Bu kodun functionality'sini test edebilir. Dediğim gibi bir dokümanın bile testinin yapılması aslında bir testtir. Doküman testi bile bir testtir. Çünkü bug dokümanda çıkmaya başlar. Tasarımda baş gösterir ve kodlamaya geçtiğiniz zaman yakalanır artık. Dolayısıyla zaten kodlamada biz bir bug'ı yakalıyorsak artık çok gecikmişizdir. Şu anda biz development aşamasında bug yakalamaya çalışıyoruz. Günümüzde şu an yaptığımız bu. Çünkü dediğim gibi time to market, işte müşteriye yetişme, rekabet ortamları, işte telkoda 3 tane operatör var, hepsi birbiriyle rekabet içinde, bankalar rekabet içinde, zaman kısıtlı. Bu arada sesle bir şey varmış senin, kısıklık varmış. Sen bir seviye kaliteyi düşürsen olur mu? Öyle bir deneyelim. Öyle bir feedback geldi. Tamam, şimdi devam edersin. Bir... Şu an umarım daha iyidir. İnşallah, tamam. Belki ondandır. Dediğim gibi bu hızlı gelişen rekabetçi dünyada testin son nokta olmasından kaynaklı. Ne demek testin son nokta olması? Analiz, tasarım, development ve test de artık production'dan önceki son nokta olmasından dolayı zaman baskısını en çok hisseden ekiptir her zaman. Evet. Dolayısıyla buraya gelmeden evvel aslında bizim teste başlayabilmemiz bu işin özü, bu işin aslında yapılması gereken tarafı. Fakat bu konuda henüz daha başarı sağlayabildiğimizi düşünmüyorum ben. Şirketler bazında konuşacak olursak. Biz kod bittikten sonra test alıyoruz. Bu sebeple hala esasında testin bize sağlayabileceği bu costing save'leri, yani buradaki maliyetin düşmesi şeklini orada biz sağlayamıyoruz. Çünkü artık kod bittikten sonra biz bug'ları yakalamaya başlıyoruz. Evet, çok geç bir nokta oluyor. Geç bir nokta oluyor. Bunun analiz aşamasında aslında teste başlanması gerekirken biz bunu kaçırmış oluyoruz. Bunun için tabii alınan bir sürü önlem var. Bizim de aldığımız önlemler var bunun için. Nasıl mesela? Tool'lardan vesairelerden bahsedersek eğer, hani orada da anlatabilirim. Bunun için kullandığımız bazı tool'lar var. Bu tool'larda biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Requirement'ları, yani business ekiplerden iş gereksinimlerimizi o tool'lar üzerinde analiz ekiplerine girmeye zaten zorluyorsunuz. Süreçlerimizi bu şekilde oluşturuyoruz, SDI süreçlerimizi. Bir kere zaten SDI sürecinde testin yer almadığı bir SDI süreci düşünemiyoruz artık. Onu konuşmanın anlamı bile yok. Analiz ekipleri bu tool'lar üzerine requirement'larını, gereksinimlerini girdikten sonra bizler test kezlerimizi bu requirement'lara bağlıyoruz. Evet. Yani artık gözden bir şey kaçıramamak adına en küçük bir requirement'tan onlarca, işte yüzlerce test case'i yazılıyor. Evet. Tabii bu dediğim gibi zaman meselesi birazcık. Analiz aşamasında buraya test kaynağı ayırıp ayıramadığımızla ilgili bir konu. Böylece bütün iş gereksinimlerini aslında cover etmeyi hedefliyorsunuz. Bundan sonra artık iş fonksiyonelite, yani fonksiyonel test, otomasyon, onları da anlatırız. Performans testi, load testing, bunların hepsi arkasından geliyor. Ama bizim için kalite şu demek, müşterinin isteğini karşılıyorsak bizim için kalite budur aslında. Tabii. Biz bu istekler neyle geliyor? Analiz dokümanlarıyla geliyor. Bu isteklerin tamamını cover edeceğiz. Gördüğümüz ekstra, eğer business'a hakimsek, gördüğümüz ekstra konuları highlight edeceğiz. Testin esas ana maddeleri bunlar aslında. Bundan sonrası pastanın kreması. İşte bundan bu otomasyonlar, servis sanallaştırmalar, bunlarla gelen işte imkanlar, bunların hepsi pastanın kreması. Tamam, onu ayrı bir şeyde konuşalım, o kısmı. Burada şeyi vurgu yaptın, tabii bizim erken girmemiz lazım. Test mühendisleri olarak sürece erken girmemiz lazım. SDLC bu arada, bilmiyorum takipçilerimiz, hani biz bazı şeyleri kısaltarak konuşuyoruz.
normal yazılım dünyasında, yazılım evlerinin dünyasında SDLC kavramı olur mu bilmiyorum ama genelde kurumlar kullanıyor bu kavramı Software Development Lifecycle olarak. Baştan sona bir yazılımın üretiminin süreci. Artı lafını bölüyorum Muhammed. STLC var artık bir de. Software Testing Lifecycle. Bu da onun minor hani, içinde kapsadığı bir şey. Evet, kapsadığı şey alıyoruz. STLC evet. Olarak yazıyoruz. Orada işte defect management yani hata yönetimi. Evet. SLA'ler. Yani ben sana bir yazılım yapmanı istiyorum. Taahhütler, evet. SLA'ler. Diyorum ki Muhammed diyorum ben sana işte bug buldum kodunda. 4-5 seviyede sana defect açarım ben. Low, medium, high, very high, urgent. Bunların bana dönüşünü şu kadar saatte, bu kadar günde yapmalısın diye taahhüt alıyorum development ekiplerinden. Bunları sağlamanı bekliyorum. Aslında ben sadece kodu test etmiyorum. Senin kaliteli kod yazman için seni force ediyorum. Evet, önemli olan bu. Bu da performans yönetimine girdi oluyor vesaire. Tabii, gidiyor tabii. Aynen, aynen. Doğal olarak. Yani büyük bir kurumda insanların işlerini ne başarıda ne performansta yaptığını anlamak için gerçekten böyle taahhütlü işte sayısal şeyler içeren, veriler içeren sonuçlara ihtiyaç var. Doğru. Şimdi tekrar bu yazılım dünyasına geri dönersek, yani yazılım dediğin doğru, gerçekten yazılım testine erken safhada girilmeli. Kendi tecrübelerimizden örnek verirsek hep genelde sona atmışızdır bu şeyleri. Yani yazılım geliştirmesi. Ya waterfall da aslında bir nevi ona yönlendiriyor insanları. Waterfall şelale modeline göre testçi sona atılıyor. Ama nitekim geldik şeye, Agile çağına. Artık yazılım evleri olsun, kurumsal yazılım departmanları olsun tamamen Agile ile projeleri geliştirerek, artık proje de demiyoruz bunlara. Proje deyince yine şelale modeline gidiyor aklımız, proje yönetimine gidiyor. Agile'da aslında bir ürün var ortada. Mantığı biraz değiştiriyoruz, ürünü geliştiriyoruz sürekli. Ürünün üzerine iterasyonlarla yeni özellikler veya kazanımlar ekliyoruz. Ve bu durumda ilginç bir şekilde testin önemine doğru geliyoruz. Test aslında her iterasyonda yapılması gereken ve her iterasyonda kalite kontrolü sağlanmış ürünler, iterasyonlar çıktılar üretmemiz gerekiyor. Bu noktada işte zaten Agile'ın teste vurgusu da burada değer kazanıyor. Siz artık, yani test mühendisleri, her iterasyonda mutlaka bir görev alıyorsunuz. Ve böylelikle projenin sonu gibi bir dert, evet, aslında ortadan, evet, kalmıyor. Evet. Sizin hayat, yani Agile uyguluyor musunuz bu arada? Benim kurumumda çok ciddi bir Agile ekip var. Fakat ben Agile ekiple değil, normal proje ekipleriyle çalışıyorum. Bizim şu anda halihazırda 135'i aşkın test uzmanımız var toplamda. Bu 135 kişilik test uzmanı bir kısmı işte CRM uygulamalarının testini yaparken bir kısmı da faturalama ile ilgili testler yapıyor. Ayrıyeten belki tam sayıyı bilmiyorum ama bir bu kadar da Agile test kadrosu muhakkak vardır. Belki biraz daha azdır ama onların durumu biraz daha değişir. Farklı. Yani ne değişir? Yani Agile ile çalışan test mühendislerin hayatında ne değişir? Şimdi ben sana doğrudan Agile olsan daha farklı soracaktım bunu ama biraz böyle yorum yapmanı isteyeceğim artık. Yani Agile ekiplerde proje ekiplerinden farklı olarak tabii zamanla ilgili bir sorunları var onların. O da şöyle, o iterasyona, o trene binmek zorundalar. Her ay 15 günde bir onlar release çıkıyorlar. Ve bu 15 günlük release'lerde hata payları yok. Ben çok benimsediğim bir metodoloji bu arada. Çok çalışamadım, çok fırsat bulamadım ama yalnız şu var, Agile'de gözüme çarpan bu hızlı iterasyonlardan dolayı test metodolojisini uygularken atlandığını hissettiğim bazı şeyler olabiliyor. Bunlar nedir? Mesela işte test kezlerin yazımı, test kezlerdeki kalite. Biraz da dokümantasyon kısmında. Dokümantasyon kısmında tabii biraz eksiklikler doğabiliyor. Bunun biraz daha üzerinde çalışılması, bunun biraz daha düzenlenmesiyle zaten gelecekte biliyorsunuz yani Agile şu anda tüm şirketlerin üzerinde durduğu ve buna yatırım yaptığı bir bölüm. Ben çok önemsiyorum Agile metodu.
Evet, kaçınılmaz kesinti gerçekleşti. Buran bağlantısında bir sorunumuz var. Sesin geliyor galiba, değil mi? Geldin, ha. Evet. Tamam. Agile metodolojiyi çok önemsiyorum ben. Dolayısıyla dediğim gibi orada biraz daha test aşamasında, test süreçlerinin işletilmesi konusunda kalitenin arttırılması gerekiyor. Dediğim gibi biz projenin sonuna konuyoruz belki test ekipleri waterfall'da, ama bizim biraz daha zamanımız kalıyor. Test case yazması, requirement'ları toplama anlamında biraz daha zamanımız oluyor. Aslında şimdi Agile'de bir anlayış var ya, yani dokümantasyonun azalması, işte süreçlere yönelik tapınmanın, ona yönelik prestijin azaltılması ve artık ürüne odaklanmamız gibi bir yönelim var. Yani Agile bunu vurguluyor. Şimdi bu şöyle bir etki yapıyor. Biz de bunu tecrübe ettik. Yani artık yaşasın şeyden kurtuluyoruz. İşte işimizi dokümante etmekten, böyle şablonal şeyler oluşturmaktan vesaire. Bu rahatlama aslında bir nevi biraz mazeret de oluyor. Ama bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü Evet. Agile metodolojisi direkt bunu söylemiyor. Yani dokümantasyonları kaldıralım, özgürce kod yazıp özgürce release çıkalım. Böyle bir şey yok. Tam tersine bu kadar çok production'a paket çıkıldığı için dokümantasyonun normal projeden daha aslında sıkı tutulması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü doğru bir freeze ve doğru bir release yapısı uygulanmayan Agile ekiplerde 3 release öncesi neyi devreye aldığını bile kaçıran ekipler ben gördüm. Evet. Dolayısıyla hani projede belli, biraz daha strict çizgiler var. Ama Agile'de bence bu kadar özgür. Hani onu biraz biz kendimize benzettik aslına bakarsanız. Evet. Dokümanlar kalksın, test kezler yazmayalım, defect açmayalım. Developer nasılsa yanımızda, hemen ona Evet. söyleyelim, çözsün. İşte İletişim daha iletişim, iyi. tabii aynı masada çalışıyoruz falan. Bu biraz tabii biz kendi istediğimiz duruma döndürmüşüz bunu. Türk işi oldu Türk diyorsun. olmuş birazcık, ama gerçekte Agile metodolojisi bunları söylemiyor. Ya şimdi aslında orada bir detay var. Onu sürekli söylüyorlar. İşin yani Agile'in ekmek yenen tarafı da burası aslında. Yani biraz bu işi siz nasıl yaparsanız öyle. Yani gibi bir şey var. Yani size bağlı. Tamamen yoğurt yiyişinize bağlı. Biz işte sadece genel çerçeveyi veririz. Manifesto o şekilde. Siz Evet. buna ne kadar uyarsınız veya uyabilir misiniz? Şimdi baktığımda ben ya Agile'de yine kaçırdığımız nokta bana şey gibi geliyor. Tamam, bazı şeyleri bırakıyoruz. Daha fazla ürüne odaklanıyoruz, yazılıma odaklanıyoruz ama ben kaliteyi biraz da böyle tool'ların, süreçlerin, işte entegrasyonların vesaire buraların da mükemmelleşmesiyle bu hale gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii test tarafına da çok önem vermek gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum açıkçası. Ya öyle bir sistem kurmalıyız ki, yani belki dokümantasyonu da kendi kendine yapabilen bir sistem ve bu bizim mükemmelliğimizi artırmalı. Yani benim GitHub'ın sunumlarında çok sevdiğim bir cümle vardır. Yani bilgisayarlar çalışmak içindir diyor, insanlar muhabbet etmek içindir diyor. Yani şimdi biz bilgisayar kullanıyoruz. Önümüzde bilgisayar var. Şu anda bir bilgisayar üzerinden yayın yapıyoruz. Bu alet zaten bizim söylediğimiz şeyleri yapmak için var. Eğer biz bir yazılım geliştirme sürecinde tekrar aynı şeyleri bir bilgisayarın yapabileceği şeyleri kendi elimizle yapıyorsak orada bence bir mükemmelliyet sıkıntısı var. Ya biz aslında bilgisayarın görevini devralmışız. Ben kendi çalıştığım arkadaşlara da hep bunu söylerdim. Kod yönetimi kalitesi ekibimiz sağ olsun bu konularda çok yeteneklidir. Yani bizim bilgisayara yaptırabileceğimiz, otomasyona verebileceğimiz ne varsa verelim. Yani üzerimizde sadece stratejik karar vereceğimiz bir şey kalsın. Sistem kendi kendine çalışsın. Makine gibi. Yani makine zaten. Bilgisayarda bir makine. Şimdi test tarafında bu nasıl önem kazanıyor? Tam da bu noktada işte Evet. ben buraya gireyim. Biz aslında Tool'lara girelim. Evet. Otomasyona ve tool'lara girelim. biz testi programlıyoruz. Yani fonksiyonel testin aslında programlamasını yapıyoruz. Siz nasıl kodu yazıyorsunuz ve ürünü programlıyorsanız biz de testi programlıyoruz. Bunun için kullandığımız tabii ki tool'lar var. Ve bu tool'lar bize hani ciddi yani maliyetler anlamında ciddi katkıları var. Örnek vermek gerekirse QTP'yi örnek verelim. HP firmasının bir tool'u.
yeni ismiyle UFD oldu. Burada biz VB scriptleriyle çok rahat otomasyon yazabiliyoruz. Normal yazdığımız manuel test kezleri otomatize ediyoruz. Ve ne bunları... script dedin abi? Ne script dedin? VB ile. VB yani VB script. Evet, evet. VB script. Evet, tamam. Evet. Bunlarla yazabiliyoruz. Çok da keyifli. Yani bir developer da şu anda eğer ilgisi varsa, hani böyle bir developer görmedim ama kendi birim testlerini bile yapabilir yani açıkçası, ama öyle bir dünya ne yazık ki zaman anlamında da yok. LoadRunner kullanıyoruz. LoadRunner'da mesela biz performans testlerimizi yapıyoruz. C'de yazılabilir mesela, C dilinde. Ürün adı vermeden geçemiyoruz bu dünyada herhalde. Yani performans testi yaptığımız X bir ürün diyemiyoruz çünkü artık endüstri standardı mı oldu? Evet, standart olduğu için bu. Tabii onun, bunları yaparken... Onun script dili nedir? C'de yazabilirsiniz tabii. C'de yazabiliyorsunuz. Performans testleri yapabiliyoruz burada. Servislerin performansını ölçüyoruz. İşte hit time'lara bakıyoruz. O saatlerde işte müşterinin bu ürünü kullanması, işte sen bankacısın, işte ATM'lerde mesela bir performans testi belki, bilmiyorum şu an aklımda evet. Yani. Tabii bu otomasyonları yaparken bunlar bir maliyet. Bunları doğru yapmakta fayda var. Olgunlaşmamış bir üründe otomasyona yönelik bir hareket yapılmaması gerekiyor bence. Ürün olgunlaştıktan sonra artık o ürün üzerinde ufak modifikasyonlar kaldıysa geriye ve siz işte Agile'de olduğu gibi her release'de belirli parçaları eğer canlıya çıkıyorsanız burada biz otomasyon öneriyoruz. Dolayısıyla LoadRunner dediğim üründe de işte performans testlerinde de yine ürün artık canlıya çıkmadan evvel son performans testlerinde kullanıyoruz dediğim gibi. Tabii bunların hepsini yaparken belirli standartlarımız var. İşte otomasyon yazarken dediğim gibi shared object library kullanıyoruz biz. Object repository metodolojisiyle ilerliyoruz. Yani bunları söylüyorum, sizin aşina olacağınız, tanıdığınız dünya, tanıdığınız diller diye anlatıyorum. Prosedürel işler var. Mesela işte sizin, nasıl anlatabilirim, form ekranlarınız var. Bu form ekranlarını handle eden fonksiyonlar yazıyoruz. Bu fonksiyonları arda arda çağırarak bu testleri gerçekleştiriyoruz. Yani düşünün ki bir müşteri bilgisi giriş ekranınız vardır. İki tane farklı ekranda aynı dataları girip test yapmanız gerekiyor. Biz bunları otomasyon yazarken bu codingde tekrar tekrar yazmamak için bir tane fonksiyon yazıp bununla mesela call ediyoruz. Bu gibi uygulamalarımız var. Yani bunlar aslında ciddi manada testin artık profesyonelleştiği noktalar. Dünyada bu işte ismini vermek istemediğimiz firmaların test yaptığı yatırımların bize olan yansıması. Biz dediğim gibi 1980'lerde onlar test gerçekten gerekli mi diye konuşuyorlardı. Biz 2015'te şu anda test gerçekten gerekli mi diye konuşuyoruz. Onlar 35 senede bu tool'ları yazdılar, buraya kadar geldiler. Evet. Dolayısıyla ciddi manada bu işe yatırım yapıldı o dünyada. Biz de onları kullanmak düştü şu anda. Evet, yani bu noktada ülkemizdeki yazılım geliştirme kültürünün hala tüketim boyutunun da olduğunu, yani biz global yazılım üreticilerinden hala ciddi oranda yazılım tüketiyoruz. Evet. Kendi yazılımımızı üretirken de tüketiyoruz. Bu noktada gerçekten bir gerilik, bir geri kalmışlık görüyoruz. Bunda bizim de payımız var. Mühendisler, yazılım mühendisleri olarak, bilgisayar mühendisleri olarak. Çünkü ne yapıyoruz? Yani kolayına kaçıyoruz. Yani almak hoşumuza gidiyor. Veya bir standart yazılım üretmek, SDLC ile ilgili kaliteli bir yazılım yerine, bir süreç yazılımı yerine doğrudan ürünlerle uğraşmak daha çok işimize geliyor. Piyasanın talebi de doğal olarak bu yönde. Bir de tabii bu işin patron boyutu var. Yani iş yeri sahiplerinin boyutu var. Bunlar da doğal olarak hazır ürünleri tercih etmeyi, çünkü kendini ispatlamış bu kadar senelik şeyle, tecrübeyle ve dediğin gibi işte 35 yıldır adamlar bu işi konuşarak bir ürün ortaya koymuşlar. Ama burada bence milli bir yaklaşım gütmeliyiz artık, yani belki.
şey devlet de bu noktada bir politika geliştiremiyor. Aslında her alanda böyle diyoruz da bu alanda da biz eksikliğini hissediyoruz. Bunu konuşan yok. Yani her alanda işte devlet milli politikalar geliştirmeli. Yazılım sektöründe de bunu hissediyorum ben gerçekten. Evet. Şimdi şu Silikon Vadisi meseleleri falan konuşuldu biliyorsun. Hani burada bir yazılım biraz onlar siyasi propagandavari şeylerle söyleniyor ama ne kadar doğru gerçekçi bir implementasyon olur orada göreceğiz. Ben kendi adımı ne yapabilirim? Mesela onu kendi kendime düşüneyim yani konuşayım, yorumlayayım. Ya yani ben mesela bir niş alan gördüğümde bununla ilgili yazılım geliştirmeye odaklanabilirim ki böyle çok yerler olacaktır. Süreç yazılımları özellikle çok büyük eksiklik. Yani şu noktada devletin desteğini önemsiyorum. Mesela siz dışarıda olan bir yazılımı yerlisini yazmaya çalıştığınızda ithal ikamesi başlığıyla destek alabiliyorsunuz. Bu konudaki TÜBİTAK vesaire gibi destek veren kurumlardan. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Mesela senin bahsettiğin yük testi uygulamaları, işte süreç yazılımı uygulamaları, ondan sonra kalite kod kalitesine yönelik uygulamalar, source code management'ın üzerine yazılacak uygulamalar. Bunların tamamı yerli kaynaklarla ve bence dışarıdaki kaliteyi de yakalayabilecek şeyde, olgunlukta geliştirilebilir Türkiye'de. Ve bunu çok zor olduğunu düşünmüyorum Muhammed. Yani lafını bölüyorum belki ama yani gerçekten kullandığımız uygulamaların sizin ben biliyorum yani bankacılık üzerinde olsun, telkoda olsun ya da savunmada olsun yani yazılan kodlardan çok çok daha zor, çok çok daha kompleks işler değil bunlar. Mesela bir servis sanallaştırma tool'u kullanıyoruz biz. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sanırım bağlantıda mı acaba bir hata oldu? Bana geliyor sesin. Burak ben duyuyorum seni. Ulaşabiliyorsunuz değil mi? Tamam. Ben duyuyorum. Servis sanallaştırma ile ilgili olarak da pazartesi ve salı Çek Cumhuriyeti'ndeydim. Orada Prag'da yapılan yine bu çok meşhur firmalardan bir tanesi kullandığımız servis sanallaştırma ile ilgili Best Usage ödülünü bize layık gördüler. Sağ olsunlar. Bu ödülü aldık ama bunu alırken tabii bu arkadaşların tool'larını kullanarak aldık. Evet kaliteli işler çıkarmışlar ve dediğim gibi yani çok kompleks işler değil. Yaptığımız şey şu. İstersen bahsedeyim biraz. Tamam. Yani işte middleware ya da orta ara katman dediğimiz servisleri sanallaştırıyoruz burada. Bir CRM uygulamanız var. Ve ulaşmak istediğiniz ve request response yaptığınız servisleriniz var. Bunları sanallaştırarak o servislere mesela aksesiniz yok. O servislere ulaşmak için sizden bir para talep ediliyor. Örneğin Mernis servisi. Her gittiğinizde devlet sizden bir bedel istiyor. Ya da işte third party'ye bir bağımlılığınız var. Bunları aşmak için bu servis sanallaştırma tool'unu biz kullanıyoruz. Kullandık. Birkaç projemizde zaten kullandık bunu. Ve ciddi faydalarını gördük Muhammed. Yani evet. Dedim ya bunu yani bunu oluşturmak çok zor bir şey değil. Adına işte bir şey demezsiniz de Türk ismiyle bir şey söylersiniz. Alırız onu kullanırız. Doğru. Ama burada dediğim gibi amaç bunu düşünmek. Biz mesela şu anda 80 tane web servisi ve 300 tane request'i sanallaştırmışız. Bakın size bir sayı vereyim. Ben normal şartlarda günde kişi başı bir testçi 6.8 case koşuyormuşum. Bu ne demek? Bir senaryoyu alıyorum ben. Bir kişi 6.8 tane test case'i koşabiliyorum. Bir günde. Kapasitemiz buydu yani. Kapasitemiz buydu. Servis sanallaştırmayı kullandıktan sonra ben aynı testçiyle, aynı uzmanlık seviyesindeki işle 8.5 test case koşmaya başladım. Neden yapıyorum bunu? İşte Mernis'e gitmek için beklemiyorum. Middleware downtime durumundayken onu ayağa kaldırmak için uğraşmıyorum. Ya da mesela bitmemiş development parçaları düşün Muhammed. İşte agile diyoruz. Bir şey yapıyorsun, tam olarak bitirememişsin. Ama benim bir an önce onu alıp test etmeye ihtiyacım var. En azından belli bir miktarını kapalı kutu içerisinde test edebilirim. Çünkü sen o kısmının evet. development'ını bitirmişsin. Evet. Bu gibi durumlarda yani %25 efficiency sağlamışım ben servis sanallaştırmayı kullanarak. Sen servis sanallaştırma ile ilgili bir tool yazsaydın alıp seninkini kullanırdım.
Doğru. Yani bu ürünler gerçekten öyle çok sofistike, ne bileyim yani uzay teknolojisi gerektiren, roket bilimi gerektiren ürünler değil. Sadece biraz gözümüzün açık olup bu ürünlere odaklanacak yani yazılım geliştiriciler olmalı ülkemizde. Ve artı çok önemli, yani tamam bizim gençlerimiz bunlara ilgi duydu, geliştirmeye başladı ama peki bunu kimler alacak? İşte burada da sermaye sahiplerine bence görev düşüyor. Ben eğer bir ürün, diyelim önümde iki ürün var. Bir tanesi işte ithal ürün. Ama bunun ithal olmasına gerek yok. Yani çok sofistike, bana burada büyük bir know-how transferi olmayacak zaten. Benim verdiğim para zaten ürünün dışarıdaki sahibine gidecek. Ben onun karşılığında belki yarı performans, yani yarı kalite gösterecek veya ne bileyim yani yarı fonksiyonelite gösterecek bir ürünü hani risk alarak belki tercih etmeliyim. Yani burada bir destek de söz konusu olmalı sermaye sahiplerinden. Çünkü böyle oldukça ancak gelişebilir. Yani biz kendi geliştiricimizi itici bir güç gerekiyor diyorsun evet, aslında. İtici bir güç gerekiyor. Yani karşılıklı hem bizim gençlerimizin bunlara ilgi duyması ve burada hemen bir örnek vermek istiyorum. Gerçekten benim de hep arkadaşlarıma da anlatırken gururla söylediğim, yani NetSparker'ı duymuşsundur belki. Duydun mu? Evet. Güvenlik, senin testlerinde güvenlik boyutu oluyor mu bu arada? Tabii oluyor, bizde de oluyor. Oluyor. NetSparker güvenlikle uğraşan Ferruh arkadaşımızın ürünü ve bugüne kadar yıllardır işte bu konuda yine büyük sağlayıcıların, global üreticilerin ürünleri var. Onları duyardık işte. HP'nin bir şeyi, adlarını bile artık öğrenmek istemiyorum, aklımda tutmak istemiyorum. Fortinet vesaire diye giden ürünler. Bu ürünler varken bu global piyasaya %100 yerli üretimle bir ürün ortaya çıkarttı piyasa için ve global bir ürün bu arada. Yani Türkiye'ye de yönelik bir ürün değil. Ama yani gerçekten gurur duyduğum noktası bu ürün yerli %100 Türk geliştiriciler tarafından üretiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Belki geliştiricileri de bizi dinliyordur şu anda, bilmiyorum. Onları da tanıyorum çoğunu. Ve global piyasada Türklerin yazdığı bir ürün şu anda çok ciddi yerlerde. Ben geçen bir eğitiminin de olduğuna rastladım. Yani güvenlikle ilgili bir eğitimin içinde NetSparker ürünü üzerinde bir demo da vardı. Bu bana gerçekten gurur verdi. Hem biz üretiyoruz hem de dünyaya satıyoruz. Artık bu noktaya gelebilmeliyiz. Zaten gelebiliriz. Yazılım alanı çok kolay. Bunun için işte bir güç lazım. Mesela NetSparker ürününü ben eğer şirketim olsa kullanmasam bile alırdım, hani öyle o anlamda. Yani o anki ilk versiyonu için söylüyorum. Zaten şu anda muhtemelen Türk şirketleri de baktığında, önüne koyduğu faydayı gördüğünde ve maliyetine baktığında muhtemelen tercih ediyordur bir yabancı rakibine göre. O da bir güvenlik tarama yazılımı, yani bilmeyenler için söyleyelim. Teste tabii yakın. Tabii şey var. Yani burada bunları tabii çok doğru söylüyorsun ama bu işte global firmalar, işte az önce bahsettiğim gibi HP vesaire. Şimdi bunların destek noktasındaki avantajlarından dolayı yatırımcılar daha çok tercih ediyorlar. Evet. Bizim belki eksiğimiz o yönde. Yani biz evet yaptık, çok güzel bir şey ortaya koyduk ama yani sürdürülebilir bir şey veremiyoruz bazen müşterilerimize. Belki de o yüzden kaybediyoruz. Emin evet, değilim. Çok önemli. Daha bugün bir tweet gördüm. Yine retweetle gelmiş işte bu NetSparker'ın sahibi olan arkadaşlardan, yazan arkadaşlardan. NetSparker iyi bir ürün ama demişler, desteği ondan daha iyi. Yani İşte demek ki olay bu. Tabii. Olay bu. Destek çok önemli dediğin gibi. Bir tool'un desteği. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben kendi tecrübemden de bugüne kadar global ürünlerin arkasında süper destek var diye bir inanışımız var aslında ama çok zayıf olduğunu da gördük biz bunca senelik tecrübelerimizde. Ürünlerin süper ama arkasının boş olduğu çok durum oldu. Muhakkak. İki durum bir arada olursa daha da kötü. Yani ürün de kötü, desteği de yok. O durumda sadece oturup kalıyorsunuz yani ürünle beraber. Diğer iki durumun bir arada olduğu kezlerde de zaten işte bu sefer çok pahalı şeyler karşımıza çıkıyor. Tabii. Ürün iyiyse, hem destek iyiyse, çünkü bir telefonunuzla helikopter indiriyor adamlar, yani örnek, yani böyle enteresan, abartıyorum belki ama hani buna varacak şeyleri oluyor. Ama hatırlarsın belki şeyde, Yapı Kredi'nin zamanında bir
veri merkezi taşıması projesi evet. vardı. Orada evet. bir şov olan bir şey vardı. Böyle tırlar işte online sunucuları taşıyarak, ama bunu işte bir global firma sağlıyor. Hem reklam olması için, hem de biz bu kadar sizi up tutuyoruz, havada tutuyoruz yani. Bütün sisteminiz ayakta, sunucular tırla giderken bile sizin sisteminizi çalıştırıyoruz. Araba giderken böyle, tekerlek değiştirebiliyoruz diyorlardı evet, yani. Evet, evet. Yani böyle taşırken kasaları bile çalışıyor, ışıklar yeşil yeşil yanıyor gibi bir şeye inandık o zaman yani. Yani bunu gerçek hayatta yaşamak için hani ciddi meblağlardan bahsetmemiz lazım. Dediğim gibi yani her zaman global evet. firma da olsa desteği hayal ettiğimiz kadar olmayabiliyor. Ama dediğim gibi yani biz bu işi yapmak istiyorsak yerli anlamda, yani yerli anlamda bir şeyler ortaya koymak istiyorsak bu işin desteği çok önemli. Özellikle kurumsal firmalara satılan ürünlerde sattım benim işim bitti yaklaşımı artık tutmuyor evet. yani. Bu da Evet. Çok O net. noktayı çok önemsemek lazım. Ürünün sonrasında yani bir ürünü yaşayan bir varlık olarak düşünüp dediğin gibi. Buradan nereye gidebiliriz? Ben araçlarla ilgili kısmı söyledim. Sen de o konularda yorum yaptın. Var mı senin aklında bir şey? Soru da alabiliriz bu arada. Bir yandan arkadaşlar bizi destekleyebilirler sorularıyla vesaire. Yani benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar ama tabii umarım faydalı oluyoruzdur. Yani bu tarz yayınlar yaptığınız için aslında ben size teşekkür etmek istiyorum. Yani bizim tabii dünya biraz daha kapalı kalıyoruz. Evet. Yaptığımız işten sadece kendimizin, kendi dünyamızın haberi var. Ben istiyorum ki bu tarz yayınları biraz daha aslında üniversite çağındaki arkadaşlarımızın da takip etmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bu bilgilerden, bu tarz yayınlardan bizim de çok fazla haberimiz yoktu üniversite zamanlarımızda ve çok iyi aydınlanamadığımızı düşünüyorum ben. Evet. Şimdi onlar daha şanslılar. Biz onlara bir kere her şeyden önce ders değil, gerçek hayatı anlatmaya çalışıyoruz. Kurumsal yaşamı anlatmaya çalışıyoruz. Orada gördüğümüz eğitim ayrı bir şey ama bu tarafı işin, madalyonun arka yüzünde bambaşka bir dünya var. Ciddi bir savaş var aslına bakarsanız. Bu nedir? İşte yazılım üreticileri var bir tarafta, satın alan kurumlar var, büyük rekabet ortamları var, bu ortamlarda tutunmak isteyen ürünler var, rekabetçi ürünler var, bunları ayakta tutmaya çalışan bir sürü insan var, emekçi var orada, işte sizler varsınız, bir sürü emek veriyorsunuz bu yazılımlar için, biz test yapıyoruz, analiz arkadaşlarımız var. Bunların hiçbir tanesini üniversitede bir hocadan dinleyemezler. Dolayısıyla ben istiyorum ki bu yayınların üniversite tabanına doğru yayılması ve aslında arkadaşlarımızın tercihlerini yaparken üniversiteden sonra bu aydınlanmayla, bu fikirle aslında yollarını çizmelerini istiyorum. Çünkü hakikaten üniversitedeki gibi değil hayat. Yani bambaşka dallara ayrılıyor. Bu konuda tekrar evet. teşekkür ediyorum. Yani bu tarz yayınlarınızın çok verimli ve başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yakından takip ediyorum. Şöyle bir tamamlama yapayım senin dediklerini. Nedir TV'de Uğur arkadaşımız zaten bir takım seminerler düzenliyordu. Yani buna öncülük ediyordu. Şimdi onun adına seni de davet edeyim. Bir sonraki eğer seminerimiz olursa orada da bu konuda üniversitedeki arkadaşlara yönelik. Zaten genelde üniversitelerde oluyor bu etkinliklerimiz. Ciddi de katılım oluyor. Buralarda Muhammed, özür dilerim. Evet. Bir sonraki seminerimiz olursa'dan sonrasını tekrarlayabilir misiniz caizse? Yine gelecekte seminerimiz olacaktır. Yakın zamanlarda bunu işte takvimi çok belli olmuyor. Üniversitelerin müsaitlik zamanlarına göre de şekilleniyor. Buralarda Uğur adına seni de davet edeyim o zaman. Bu konularda teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın aydınlanabilmesi için öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın, sektördeki profesyonellerin artı bir paylaşımda bulunabilmek için güzel ortamlar oluyor seminerler. Evet. Hem de yüz yüze soru cevap imkanı da bulabiliyor arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşımıza yaptığımız işi doğru şekilde anlatırsak bence evet. Az önce bahsettiğimiz o yerli piyasa, yerli yatırımlar vesaire bunların ben canlanacağına inanıyorum. Ben bilgiyi içimde tutmayı seven bir insan değilim. Elimden geldiğince bildiklerimi paylaşayım, yayayım. Yanlış bir şeyler de biliyor olabiliriz. Belki evet. işte
iyi fikir olan arkadaşlarımız vardır. Bir paylaşım ortamı olur. Bunlar güzel paylaşımlar, dediğim gibi. Yani bunları destekliyorum ve çok önemsiyorum ben. Evet. İnşallah o seminerlerde de beraber olacağızdır tamam. diye düşünüyorum. Zevkle, gurur duyarım. Şimdi biraz da böyle sosyal hayattan istersen konuşalım. Daha iş dışı varsa böyle gündemimiz. Ne yapıyorsun bu aralar? Nelerle uğraşıyorsun? Muhammed, iş dışı çok fazla bir şey yapamıyorum. Çünkü ciddi bir organizasyonel değişiklik içerisinde firmam. Dolayısıyla bol seyahatlerim var. Bizdeki test ekipleri dediğim gibi yani totalde 135. Çok büyük bir rakam aslında. Büyük bir rakam bu. Yani şu anda bilmiyorum orta ölçekli bir bankadaki yazılımcı sayısı kaçtır şu an, ama hani en son işte bilmiyorum Türkiye yani Finans'ta 150-200, şu an 150-200 arası diyebilirsin orta ölçek. Evet, yani oradaki yazılımcı sayısı kadar bizde bir testçi sayısı var şu anda ve bunlar Türkiye'nin farklı illerinde konumlandırıldı. Bu da çok güzel bir şey. Farklı illerdeki arkadaşlara aslında çok güzel iş fırsatları doğdu. Evet, her şey İstanbul'a kümelenmiyor bu şekilde. Evet. Peki bunu nasıl sağlayabildiniz? Oralarda bir kuluçka ekibi gibi bir şeyler mi oldu? Ne Üniversitelerin, oldu? Üniversitelerin tekno kentlerinden faydalanıldı bunun için. İzmir'de, Ankara'da tekno kentlerden faydalandılar ve oralarda ve öğrenciler oluyor herhalde daha. Yani öğrenci yok ama hep yeni mezun. 1-2 senelik tecrübeli arkadaşlarımız oluyor. Sonuçta İzmir'de ve Ankara'da da çok seçkin üniversiteler var biliyorsun. Ve buradan mezun olan arkadaşlar, aileleri orada, hayatları orada. Orada iş imkanlarını sunabiliyor olmamız, ben kurum adına çok gurur duyuyorum bundan. Ve bunu çok destekliyorum açıkçası. Dediğim gibi yani her şeyi İstanbul'da kümelendirmek çok adil gelmiyor bana da. Keşke daha da fazla Anadolu'ya yayılma fırsatımız olsa. Pırıl pırıl arkadaşlarımız var. Gidiyorum, ziyaret ediyorum onları işte İzmir'de, Ankara'da. Ve onlarla zaten arkadaş gibiyiz. Yani ben evet onları yönetici o sıfatıyla gidiyorum ama saat 5'ten sonra çıkıyoruz dışarıya ve onlarla beraber vakit geçiriyorum elimden geldiğince. 2 haftada bir ziyaret etmeye çalışıyorum. Remote bağlantıyla testlerimizi yürütüyoruz. Bu konuda çok başarılı olduk. Çok yaşa. Sağ olasın. Remote bağlantıyla testlerin ilerleyemeyeceği düşünülen bir ortamda, belki de inançta, biz bunu başardık aslında. Bunlar remote desktop bağlantısıyla bir terminalden mi bağlanıyorlar? Yok, yani remote desktop değil. Direkt olarak bizim şirket VPN'e giriyorlar. Tabii, aynen o şekilde. Buradaymış gibi her an zaten beraber, onlarla beraber. Yani bu gerçekten çok önemli, takdir ettiğim bir adım benim, yani iyi olmuş. Evet. Çünkü gerçekten yazılımın İstanbul'da, yani şirketin genel müdürlüğünün olduğu, headquarter'ların olduğu yerde üretilmesine hiç gerek yok. Evet. Dediğin gibi ülkemizin birçok vilayetinde çok güzel üniversiteler var ve bunların mezunları da hem ya maliyet anlamında insanları İstanbul'a getiriyorsun. Onun orada yaşamaya çalışıyor. Bir sürü mücadele içerisinde. Artı İstanbul'un şartları ortada zaten. İnsanlar sürekli trafiğinin, işte ev fiyatlarının, kira fiyatlarının meşakkatiyle uğraşıyorlar. Yani hep söylenme. Orada güzel bir örnek var. İzmir'deki arkadaşları işte ilk oraya setup'ını yaptıktan sonra ilk bulundukları merkez Çeşme'ye çok yakındı. Tabii saat işte 5'te mesai bittikten sonra Çeşme'ye böyle bir yarım saat mesafede oldukları için arkadaşlar hemen yazın. Mesai sonrası Çeşme'ye geçiyorlar. Tabii aynen öyle. Dolayısıyla biz burada onları kıskanır hale gelmiştik. Evet. O güzeldi. Şimdi gerçi daha şehrin içine doğru taşındılar ama o kadar da olmasın dediniz yani. O kadar da olmasın dedik ama avantajları vardı. Yani düşünün ya, küçük bir şey, nereler var bu? İzmir dedin, Ankara dedin. Başka İzmir'de nereler? İzmir'de ve Ankara'da var şu anda. İzmir ve Ankara'da toplam 100 kişilik bir ekipten bahsediyoruz bu arada ortalama. Ve bu arkadaşların tamamı şu anda çok büyük bir organizasyon içerisinde CRM başta olmak üzere birçok testi hakkıyla ve çok kaliteli bir şekilde yerine getiriyorlar.
Evet, çok ciddi bir yatırım olmuş yani. Ben gerçekten bunu hem şey adında, yani öğrenciler, orada çalışan arkadaşlar adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem de şirketin kültürü anlamında da ciddi bir ilerleme olmuş. Yani bir İstanbul şirketi aslında Türkiye şirketi olma iradesini göstermiş, inisiyatifini kullanmış. Keşke bu bütün kurumlara sirayet etse. Yani sadece çağrı merkezi açma ülkelerinden kurtulmamız lazım. Yani biz çağrı merkezini işte Diyarbakır'a açtık. Yani bu mu yani getirebileceğin, başka bir şehre getirebileceğin inovasyon bu mu sadece? Yani o bile o dönemde aslında şeydi. Radikaldi, doğru. Ama artık daha biraz ileri, daha fazlası gerekiyor. Tabii daha fazlası olmalı. Yani işte kuluçka merkezlerini taşıyabilirler mesela. Kuluçka merkezleri de çalışan arkadaşlar şimdi bizim kurumumuzun içerisinde de var mesela. Çok acayip önemsiyorum onu da. Çok çok değerli arkadaşlar var orada çalışan. Hani işte bir sürü üniversite var. 81 yılda üniversite açıldı. Teknoparkların sayısı arttırılabilir. Buradaki teşvikler daha da kolay hale getirilebilir ve çok fazla çünkü yani mühendislik mezunu ya da mühendislik dışı mezunu cins bir sürü arkadaşımız var. Fikri evet. olan çok fazla insan var. Ben bunu şeyden görüyorum bir de. Ya yani mobil uygulamalarda dikkat edersen Anadolu'da çok büyük bir hareket var. Yani Android uygulamaları, iOS uygulamaları olsun. Bu uygulamaların üretimi Anadolu'da çok yaygınlaşmış durumda. Doğru. Ciddi kaliteli şeyler de çıktığını görüyorum. Doğru. Demek ki yani bu potansiyeli oralara doğru geliştirme üniteleri anlamında da oralara doğru kaydırabiliriz. Neden olmasın diyorum ben yani. Çünkü... Yani hükümet politikaları da tabii desteklenecek şeyler bunlar belki de daha çok. İşin o kısmı konusunda çok bilgim yok. Ama bu bir dönem, en azından bu geçtiğimiz dönemlerde hakikaten çok desteklendi. Evet. Ben bunu çok takdirle karşıladım. Bence güzel bir İnşallah yani. Bundan sonrası için de bilmiyorum desteklenir mi? İnşallah umarız öyle olur. Evet. Zaten yani bu araçlardan bahsettik. Bir sürü araç var kullandığınız. Yazılım geliştirme dünyasında da araçlar olsa bile ürün zaten kendini belli ediyor. Yani bir kalite nasıl oluşmuş, ürün güzel yazılmış mı? Yani zaten kod zaten review edilebilir bir şeydir. Gözünüzün önündedir kod. Bu anlamda ürünün kalite kontrolü yine İstanbul merkezinde, İstanbul'daki daha diyelim son nokta olacak ünitelerle sağlanabilir. Ama geliştirme anlamında Anadolu'ya kulak vermek, Anadolu'ya açılmak bütün kurumların bence görevi olmalı. Buna bankalar dahil. Bankalarda henüz daha böyle bir şey duymadım. Biz denedik. Bizim denediğimiz olmadı. Aslında buradan çok açmak istemiyorum ama güzel bir düşüncemiz vardı, olmadı. Olabilir diye düşünüyorum. Ben de çok, bana da çok heyecan veriyor böyle bir şey. Yani benim düşünün. Ha bu arada bir örneğimiz var, Kuveytürk. Kuveytürk şu an devam ediyor mu bilmiyorum ama. Nerede yaptılar? Konya'ya yapmışlardı. Ha Konya. Evet, Kuveytürk Konya'da bir Ar-Ge merkezi teşekkül ettirmişti orada. Harika. Ve başına da buradan tanıdığımız şu anda da yine Kuveytürk'te çalışan bir arkadaşımız yönetici olarak gitmişti. Yani bir İstanbul personeli orada Konya'da hayatına devam etmişti. Oraya yerleşmişti bir süreliğine. Yani şu an İstanbul'a gelmiş. Neden olmaz? Evet, orada çok güzel bir Anadolu yazılım ekibi. Yani gerçekten bu kişiler production'a gidecek kodu geliştirdiler. Yani içinde test personeli de vardır muhakkak ama orası için büyük bir kıvılcım oldu. Ya düşünün siz İşte oradaki üniversite Selçuk Üniversitesi galiba. Selçuk Üniversitesi'ne çıkıyorsun direkt bankada çalışmaya. Yani yanında banka var hemen. Şehirde bir banka yazılım evi var. Bu ciddi şehrin ekonomisine, şehrin kültürüne ciddi katkılar sağlar. İnşallah yani sadece lokal firmaların olduğu yerler olmasın teknoparklar, böyle gelsinler. Tabi burada ben yine global firmaları biraz eleştirmek istiyorum. Global firmalar orada mısın Burak? Evet, şimdi duyuyorum. Bir global global firmalarda biraz bu noktada yani Ar-Ge merkezlerine hevesler oluyor. Buldukları Ar-Ge merkezine girme hevesler oluyor. Orada da gördüğümüz yani işte buradaki vergi avantajları, işte teşvikler vesaire gibi noktalardan faydalanmak ama yani bir know-how transferi yapılıyor mu? Bazen şüphelerim oluşuyor. Evet. Yani bir işlemci firması Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurduğunda
bir yonga üretimi üzerinde gerçekten İsrail'deki Ar-Ge merkezleri gibi bir şeye giriyor mu burada da? Yani yerinde Ar-Ge teşvikleri biraz daha tabii onlar için. Evet. Sıcak tarafı bu işin. Ama dediğine katılıyorum. Yani bu ben de soru işareti açıkçası. Ben de soru işareti. Cevabını bilmiyorum yani. Bilen varsa tabii. Yani buraları bence hak eden kişiler daha zorlamalı kapılarını diye düşünüyorum. Yani bu bile bize düşüyor işte Muhammed dediğim evet. gibi. Yani şimdi evet işte devletten bekliyoruz. İşte yurt dışı firmalar geliyor buraya know-how bırakmıyor falan ama biz bunları bence bahane olarak kullanmamalıyız ve dediğin gibi yani o az önce verdiğin arkadaşın örneği çok doğru bir örnek. İşte kendi güvenlik yazılımını yazıp desteğini bile ondan daha kaliteli bir şekilde verebiliyorsa onun önünde kimse duramaz. Yani evet. teşvik de gerek yok ona. İşte yurt dışı kaynağına da gerek yok. O zaten kendi kendine satabilecek bir şey üretmiştir. Ve o kalitede bir şey zaten piyasaya sürmüştür. Evet. Biz bu kaliteyi yakalarsak bence yapabiliriz. Yani ben ülkede çok fazla bu işi yapabilecek kalitede insan olduğunu düşünüyorum. Ve buna inanıyorum. Az önce dediğim gibi yani özellikle bu İzmir, Ankara, Anadolu'dan bahsettiğimizde buralara açıldığımızda gördüm ki ben hakikaten oradaki arkadaşların çok ciddi bir potansiyeli var. Biz kendimizi kapatmışız burada metropol hayatının içerisinde ama oradaki o potansiyeli bazı dönemlerde gözden kaçırmışız. Dediğim gibi yani hükümet politikalarının o anlamda faydası büyük oldu geçtiğimiz dönemlerde. Bunu bize görmemize fırsat sağladı. Ben kurumum adına da gurur duyuyorum böyle evet. bir organizasyon içerisinde olmaktan. Keşke fırsatımız olsa, keşke gücümüz, kuvvetimiz olsa da her ilde böyle Ar-Ge merkezleri açsak, arkadaşları teşvik etsek böyle şeyler yani. Evet. Tam o sırada da bir yorum düşmüş. Twitter'dan düşmüş. Netsparker bu adresini bu galiba diye gurur duydum demiş arkadaş. Ali Köprülü arkadaşımız. Gerçekten gurur duyulacak bir şey. Yani bu evet. bir tek bir örnek. Belki vardır başka örneklerimiz. Ben geçen Uğur da öyle bir liste yapayım demişti. Türklerin yazdığı global yazılımlar olarak. Tabii zaman içerisinde ben çok gördüm. Yani Türklerin elinden çıkmış. Bazılarıyla söyleşi yapmak istedim site için. Yani statik yazılımlar çok gördüm. Mesela işte çok eskiden bir PHP editörü vardı. PHP ED diye yazılıyor. Bu mesela bir Türk'ün elinden çıkmaydı. Birisi satın aldı vesaire. Sonra belki hatırlarsın Microsoft TFS'in web arayüzünü bir Türk iki genç yazmıştı İzmir'de. İki genç. Bunları Microsoft ürünü satın aldı. Bunları da Microsoft'un global şirketine dahil etti çalışan olarak. Ya yani bizim yazdığımız ürünler bir şekilde birilerinin eline gitti, kullanıldı. Evet. Tamam. Bunda bir ya bu oluyor zaten. Sürekli oluyor ama şimdi Parker gibi bir örnek bana daha farklı geliyor bunlardan. Çünkü yaşayan bir yazılım servisiyle, supportuyla yani bir statik işte bir yere takılıp da çalışan bir ürün değil. Bu tamamen alınca desteğini de almanız gereken. Hatta şimdi cloud tarafı da aktif olmuş. Ya sonuçta bu iş cloud'dan da yapılabiliyor artık biliyorsun. Yazılımlar artık software'e de servise de geçebiliyor. Şu günümüzdeki imkanlar onu da sağlıyor. Bu noktada da hizmetler sağladığı için aslında istisnai bir örnek olarak görüyorum. Yani doğru. Yerli geliştirmiş. İşte bu tarz canlı yaşayan dünyaya nitelikli hizmet sunan supportuyla, ürünün kendi kalitesiyle böyle yazılımlara ihtiyacımız var. Ve bu arada çok Netspark reklamı olduğu gibi ama yani örnek bir olarak... Olsun, ben sakınca bulmuyorum. Ben de bulmuyorum. Ama Chevron anlattığı şeylerden ve orada çalışan arkadaşımız Onur da var. Onun da anlattıklarından hareketle diyorum ki ürün aslında bir nevi şirket kültürü de olarak bir şeyler öğretiyor bize. Şimdi ürünün sahibi Londra'da yaşıyor. Geliştiricilerin kimisi İstanbul'da, kimisi işte başka yerlerde. Ürünün pazarlamasını sağlayan kişi Orta Avrupa'da bir yerde yaşıyor. Yani düşündüğümüzde tamamen global, dağıtık bir örgüt yapısıyla ürün bu başarıya ulaşmış durumda. Bu da beni nereye getiriyor? Yani biz bu iş için İstanbul gibi yani bir büyük şehir gibi bir şart kendimize aramamalıyız.
Tabii. Her yerden çalışabilecek geliştiriciler şu günümüzdeki remote bağlantı yetenekleriyle, mesela biz bile şu anda seninle tamamen evimizden bir yayın gerçekleştiriyoruz. Video konferans yapıyoruz. Biz haftada iki gün, hatta haftada üç gün oradaki işte testçi arkadaşlarımızla projelerin üzerinden geçiyoruz. Evet. Zaten şu anda farklı farklı lokasyonlarda sadece test olarak değil, kurumun yapısı gereği farklı farklı lokasyonlarda çalışma alanları var. Dolayısıyla işte konferans odaları, video konferans odaları var ve bunlar üzerinden şu anda evet. Yani normal üst düzey toplantılar da birçok noktada yapılabiliyor. Doğru. Tabii yapılabiliyor yani. Bunda bir bir aşama atlamamız lazım. Evet. Türkiye'de evet. Hala ben onu görüyorum. Yani gözümün önünde olsun adam. Yani böyle kod yazarken ne yazdığını en azından şöyle bir gözle görebileyim falan gibi veya geliş gidiş saati takibim altında olsun vesaire gibi. Yani bu yaklaşımlar bizim mesleğimizin inovatif yönünü baltalayan şeyler. Evet. Biliyorsun bizde de inovasyon olmadı mı kalite düşüyor doğal olarak. Evet. Evet. Test olayında da öyle ben inanıyorum. Yani testte de aslında sizin inovasyon gösterebileceğiniz, çünkü testte de program yazılıyor. Biz bu normal gelmiyor ama şu an hani klasik yaklaşımda düşündüğümüzde fonksiyonel testte ne program ama gerçekten ciddi program yazmanız gerekiyor. Yani VB'de, C'de, Java'da programlar yazmanız gerekiyor. Artık o servis virtualization şu anda çok önemli bir kavram. Sen evet. Bahsederken çok araya girmedim ama yani benim de yaşadığım tecrübelerde bizim dış bağımlılıklarımızın, iç bağımlılıklar da olabilir, mutlaka bir şekilde sanallaştırılması lazım. Yani dış servisler, özellikle dış kurumlardan aldığımız servisler tamamen sanallaştırılarak test yapılmalı. Artı birim testine doğru gittiğimizde biliyorsun yani birim testin en şey boyutu çekirdek kısmı. Doğru. Birim testte mutlaka ve mutlaka testi lokal yapmanız lazım. Yani tamamen bağımlılıklarından arındırılmış bir parçayı test etmeniz lazım. Sonra bir üstüne entegrasyon testleri geliyor. Bu sefer artık veri tabanı, file sistem, işte bir takım servisler vesaire giriyor devreye. Bu parçalamayı, bu kabiliyetleri kendinize sağlamanız için mutlaka bir şeyleri sanallaştırabiliyor olmanız lazım. Yani bu senin dediğin çevikliğe ulaşabiliyor olmanız lazım. Özellikle Muhammed, entegrasyon testleri bittikten sonra artık bu işin end-to-end çalışabilirliğini kanıtladıktan sonra kutunun kendi içerisindeki testleri için çok sık kullanabilirsiniz. Daha da başka bir şey söyleyeyim. Maliyetlerden dolayı şu anda kurumlar hani test departmanlarını işte ya küçük tutuyorlar ya ufak ufak büyütmeye çalışıyorlar ve test ortamı sıkıntısı da yaşıyorlar. Yani bu en zengin kurumda bile karşımıza tabii, çıkan bir şey. En büyük sıkıntı odur. Tabii yani test ortamı ya bir tane oluyor ya da bilemediniz bir tane de bug fix ortamı oluyor. İşte bir test bir bug fix bir şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Şimdi paralel test yapma ihtiyacınız gündeme geldiği zaman paralelde işte iki tane büyük projenin testini yürütmekten bahsediyorum ben. Orada sistem çuvallıyor. Evet. Tabii orada işte ben hemen servis sanallaştırmanın devreye girdiği anı gördüm yani ve bunu kullanarak başarı sağladığımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Mesela geleceğim nokta şuydu. Bu senin dediğin çok önemli bir imkan sizin için. Genelde bunun olduğu yer, bu sıkıntının çıktığı yerlerde genelde şey oluyor, ortak veri tabanı. Yani buna integration database paterni diyorlar yani sektördekiler. Birçok uygulama aynı veri tabanından, aynı veri tabanındaki ilişkili tablolardan, view'lardan vesaire beslenmeye başladığında artık o bu şekilde ayrılamaz hale geliyorsunuz ve sonuçta ortamı kopyalamak, environment ayrımları oluşturmak çok zor hale geliyor. Burada önerilen bizim de çok pratiğin faydasını gördüğümüz bir pratik application database modeline geçmek. Buradan da mikroservisler kavramı var, çok meşhurdur şu anda, ona geliyoruz. Yani bir uygulama servis sunuyorsa entegrasyonların muhatabı yine o servisler olmalı sadece. Yani bu olgunluk seviyesine gelebilmemiz lazım ürünlerimizde. Bu da bir best practice tavsiye olarak olsun izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Uygulamanın ilişki kurduğu, kendi verisini tuttuğu veri tabanına sadece onun erişmesi. Yani genelde yazılımcılarda şöyle bir rahatlık var. Ya ben diyor
İşte veriyi alırım zaten ondan diyor. Yani onun veri tabanına zaten bir işte linklesem, bir selectlesem, joinlesem vesaire. Orada mısın? Bırak. Buradayım, buradayım. Dinliyorum. Şimdi bu modelde entegrasyon noktasını daha derinleştirmiş oluyorsunuz bir başka bir modülle. Yani yüzeyden entegrasyon en sağlıklı olandır. Böyle birçok sistemin bir arada bulunduğu yapıda. Yüzey dediğimiz burada servis. Yani bir şeyin endpoint'i neresidir? Ya arayüzdür ya da API'dir. Yani servis olarak baktığımızda. Ama siz gidip buna ortasından işte middleware'inden ya da alttan veri tabandan vesaire erişmeye kalktığınızda dediğim gibi o çuvallamalar işte bir ortamın ikinci bir ortama kopyalanması sıkıntısı vesaire. Halbuki application database modelinde işte senin yaptığın gibi servislerin sanallaştırılmasıyla bütün entegrasyon bir ortam yani paralel proje için çok kolay bir şekilde halledilebilir. Yani ilişkili olduğu şeyleri sanallaştırarak bu olgunluk modeline gelmeyi istiyoruz bütün yazılımlarımızda biz de dışarıdaki arkadaşlarımıza da bunu önerebilirim. Bunun dışında güzel bir muhabbet oldu. Teşekkür ederim Burak sana. Ben teşekkür ederim Muhammed bu fırsatı bana verdiğin için. Dinleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Umarım küçücük de olsa bir pencere açmışızdır. Testle ilgili aktarabilecek çok fazla şey var gerçekten. Konuşacak çok fazla konu var. Ama bir saate sığdırmaya çalıştık biz de. Bir yorumlara bakalım. Bir soru yoksa istersen olur. Artık olur. Arkadaşlarımıza da veda edebiliriz. Bir bakayım. Bir tane soru görüyorum ama şöyle bir kontrol edeyim. Bir yorum soru değil ama üniversitelerdeki bilişim bölümünde olan hocaların öğrencinin gözünde okuduğu bölümü kararttığı sürece Türkiye'de bilişim alanında hiç gelişme olmaz. Öğrencinin gözünde okuduğu bölümü yani herhalde hocaların mühendislik bölümlerine ilişkin olumsuz kendi branşlarına ilişkin olumsuz tavırları veya şey yönlendirmeleri yorumu yapılmış. Ya yani bunlarla ben şöyle söyleyeyim. Çok küçük bir anekdotla bitirelim isterseniz. Evet. Üniversitede bir elektronik dersi alıyoruz. Bir proje yapmamız istendi. Bir arkadaşımla beraber çok da süper bir öğrenci olduğum söylenemez şahsen ama bir arkadaşımla beraber aklımıza bir fikir geldi. Hı hı. Fikir akıllı alışveriş sepeti. Tabii bu 2003 yılında aklımıza gelen, hatta 2002 yılında aklımıza gelen bir şey. Yani bundan 13 sene evvel kimse akıllı alışveriş sepetinin ne olduğunu belki de şey yapamayabilirdi. Şu anda belki vardır, onun için söylüyorum. Siz işte ürünleri alışveriş sepetine eklerken, sesim galiba yine benim. Bana geliyor. Alo, bana geliyor. Geliyor mu şu anda Muhammed? Evet, evet, geliyor bana. Aha. Ürünleri alışveriş sepetine eklerken işte sepetin üzerindeki ekranda o ürün database'e ekleniyor. Çıkarttığımız zaman database'den tekrardan siliniyor gibi bir programla bir de oraya küçük bir post makinesi monte edip ödemeyi sepetten yapma gibi bir proje bizim aklımıza geldi. İşte o marketteki sırayı ortadan kaldıracak bir şey. Fakat işte ürünlerin üzerlerinde barkodlar konması gerekiyor. Biz bu fikirle hocaya gittik. Arkadaş için söylüyorum bunu. Hoca dedi ki sizin bu işi yapmanız için dedi çok fırın ekmek yemeniz lazım dedi. Ya biz umursamadık yani. Biz gittik o zaman bir alışveriş merkezinden bir tane sepet bulduk. Kendimize göre onun üzerinde işte donanımlar yaptık vesaire. Çalışmadı o ayrı bir konu ama en azından uğraştık. Sonra zaten birkaç sene sonra büyük bir Alman marketler zincirinde bu işin yapıldığını da gördük. Yani biz başaramadık ama onlar başarmışlar. Almanya'da bu işi yapmışlar yani bu firma. Şunu söyleyeceğim. Yani hocalar ne derse desin. İş hayatında size söz söyleyecek daha fazla insan var. Sizi hakikaten yeri gelecek, incineceksiniz ama yani bunlarla pes etmemeniz gerekiyor. Siz yolunuza bakın, devam edin. Bildiğinizden şaşmayın. O yolda savaşınızı vermeye devam edin. Benim size tavsiyem bu olur. Evet. Güzel bir tavsiye oldu. Cesaret verici, yüreklendirici. Ben de aynı şekilde bir
tavsiye yapabilirim. Bir yandan da şöyle yorumlara bakıyorum. Yani ben de kendi adıma şöyle diyebilirim. Üniversite hayatında gerçekten sektöre yönelik bir ne diyeyim yönlendirme almadım. Bu biraz müfredatla ilgili, biraz yani oradaki kapsamla ilgili de olabilir. Ama gözümüz hep açık olmalı zaten. Yani şu an ben öğrencileri açısından düşündüğümde, şu anki geldiğimiz bu cloud computing'in geldiği seviyeye de baktığımda, yani gerçekten çok aşırı derecede süper imkanlar var. Yani evet. Benim yani zamanımla karşılaştıramıyorum şu anki imkanların boyutunu. Artık yani siz oturup bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Yani o başlama zamanınız çok düşük. Ya ben bir işe karar vereyim ve onu canlıya alayım. Yani şu anda çok kısa bir süre olabilir. Bir öğrenciyim mesela düşünün. Çünkü infrastructure derdiniz yok artık. Yani bir bilgiye ulaşmayla ilgili bir sıkıntınız yok. Saniyeler içerisinde karşılaştığınız soruna ait bir cevap bulabiliyorsunuz. Ya biz Expert Exchange diye rezalet bir sistemin içinde cevaplar arayarak büyüdük. Mesela şu anki neslin Stack Overflow'u var. Yani baktığımda yani Stack Overflow'u şu anda kullanamayan bir geliştirici belki başka çağın insanıdır. Yani şu an baktığımızda çok önemli bir kaynak geliştiriciler için. Tabii bu insanların farkını ortaya koymasını engellememeli. Bu kadar her şey kolayken illaki herkes bir şeyler yapacak ama siz içinizde o keşif duygusu, icat duygusu varsa, yeni bir şeyler ortaya koyabilmek heyecanını yaşıyorsanız, taşıyorsanız o zaman aletler sadece bir detay olmak, detay seviyesine geliyor. Yani bunun işte Azure'u, Cloud'u vesairesi, işte diller, C# mı, Java mı, .NET mi, sonra Linux üzerinde mi geliştireceğim, işte SOAP'la mı yazacağım, REST'le mi sunacağım. Bunlar hepsi birer detay. Siz artık bir işte yazılımın sanat boyutu orada ortaya çıkıyor. Bunları bir orkestranın aletleri olarak düşündüğünüzde hepsini oturup bir beste yapıyorsunuz. Bir sanat eseri ortaya koyuyorsunuz. Bu sizin yazılımınız. Bu kafanızdaki fikri de içeriyor. Ürünleri kullanmadaki maharetiniz de içeriyor. Ve senin tarafından gelen o kaliteyi de içeriyor. Kalite olgusunu da içeriyor. Bu ürün ha bir de neyi içeriyor? Kullanıcıyla olan bağı da içeriyor. Yani sonuçta evet. O ürünü kullanan kişilerle de bir psikolojik bir keyif duygusu oluşturması lazım ürünün. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bunu sunumlarda da söylüyorum. Yani onun testi var mı bu arada? Onu sorayım sana. Yani keyif has testi oluyor mu bu? Has testi yok ama UAT dediğimiz user acceptance testlerde zaten son kullanıcının hazzını hissedebiliyorsanız aslında orada görüyorsunuz yani. Bu, ne kadar... nesnel bir şey var mı bunu böyle metrik olarak? Yok, sadece gülümsemelerle ölçüyorum. Ya şimdi bu şöyle ben gördüm bunu, bu son Windows 8'in çıktığında yapmışlardı bunu. İşte Windows 8'i yüklüyorlar bir bilgisayara ve klasik bilgisayar kullanıcısında işte klasik okur yazar böyı yaşlı bir dayıyı da oturuyorlar başına. Yani kullanırken de çekiyorlar. Ve o kişinin tepkileri, söylenmeleri vesairesi işte bakın bu yazılım ne kadar zor kullanılıyor. Gerçekten doğru. Yani insanlar yazılımı kullanırken endişeye kapılıyorlarsa işte ne bileyim ya yüz ifadeleri bunu çok ele veriyor zaten. Bu da aslında bir kalitenin ölçüsü olarak kullanılmalı. Ben kendi yazılımlarımda şeyi hep hedefliyorum. Yani benim yazılımımı insanlar kullanırken bir yazılım kullandığını bile hissetmemeli. Yani bir o iş parmağının, elinin bir parçası, vücudunun bir parçası. Hani normalde bunu şu an mobil cihazlarda hissediyoruz galiba. Yani şu an herkes elinin bir, yani şöyle elinden bırakmadan bir yere gitmiyor herhalde bu cihazı. Doğru. Değil mi? Yani eski Nokia'ları telefonda bırakıp, masada bırakıp gittiğimiz günler kalmadı. Yani masada diri 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 öten telefonlar kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü herkes şu an gittiği her yere muhakkak telefonunu da götürüyor. Hatta ben bizzat dikkat ediyorum çünkü adım sayar var içinde. Hani en azından adımları saysın diye. Şimdi masada durunca benim yürüdüğümü bilemeyeceği için adımları sayamamış olacak. Yani kol saat olarak bileklerimize takıyoruz telefonları. Evet, yani şu an kol saat seviyesine geldi. Bir masa üstünde kullandığımız bir yazılım, tabii mobil cihazda kullandığımız yazılımın da insanların kendisinin bir parçası gibi kullanabileceği doğallık vermesini
hedefliyoruz yani. Kendi adıma öyle bir hedef içerisinde yapabildiğim yazılımlarda, zaman bulup da kodladığım şeylerde. Bunu da tavsiye ederim bütün arkadaşlara. Söyleyeceklerim benim de bu kadar bu noktada. 23.23 olmuş. Yaklaşık 1,5 saati doldurmuşuz. Keyifli bir söyleşiydi. Teşekkür ediyorum sana. Konuğumuz ben olarak de tekrar teşekkür ederim Muhammed. Beni çağırdığınız ve bu fırsatı bana verdiğiniz için. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ben. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum katıldıkları için. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar DeveloperTube'un Uğur dışındaki misafir sunucularla yapılan ikincisini bugün gerçekleştirdik. Bir sonrakiyle ilgili detaylar Nedir TV'nin Twitter hesabında olacaktır muhakkak. Takip edersiniz. Bizi dinlediğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Burak da yazılım test yöneticisi olarak bize bu konuda değerli bilgiler verdi. Ben Muhammed Tahiroğlu, konuğum Burak Coşkun ve şu anda bizi dinlediğini düşündüğüm, göremesem de online olarak Uğur olarak hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah haftanız bereketli, hayırlı olur. Güzel kodlar yazarsınız, güzel testler yaparsınız. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.